mevcut savcılara bu meseleyi inceletecek bir güven kalmadıysa o zaman taşların yeniden yerine oturması lazım. İktidarın savcısı olmayacak, muhalefetin savcısı da olmayacak, cemaatin savcısı neye olmayacak. Neye göre bulacaksın? Hiç kimsenin neye savcısı kim olmayacak. Bakın şöyle bir yanlış yapıldı. Altan abi haklısınız. Diyorsunuz ki 11 yıldır iktidarda bilmiyor muydu AK Parti kimin ne olduğunu? Herhalde biliyordu. Burada mesele kimin nerede olduğu değil. Ben sizin gibi istihbarat raporlarının detaylarını emniyetten... Hayır, ben sana bilgi veriyorum. Paylaşmıyorum. Sen dedikodu yapıyorsun. Hayır efendim. Ben sana dedikodu yapmıyorum. Göreceksiniz dedikodu Abdülkadir Selvi de çıksın, son dönemde Ankara'nın çok önemli nabzını tutan bir gazeteci. Dezenformasyon yapıyor. Ya ben diyorum ki bunlar çıksın meydana diyorum. Ben sizin yaptığınız bütün dezenformasyonları sessizce dinliyorum. Ben de şunu söylüyorum. Neymiş benim dezenformasyonum? Türkiye'nin El-Kaide'ye yardım yaptığını üstü kapalı söylemek. İtalya'ya örnek vererek... Kadri de beni destekledi. Efendim izin ben sizi kesiyorum. Bir dakika. Ben burada üçe bir çarpışıyorum. Lütfen iki dakika müsaade edin. Ama sen bana dezenformasyon diyemezsin. Bakın siz İtalya'ya örnek göstererek İtalya'daki başbakanı da işte sanık sandalyesine oturuyor. Türkiye'de neden olmasın diyerek vesaire. Yok ben başbakanı hiç hedef almıyorum. Peki. Bak ben Nagihan beni bir şeylere zorlama. 2009 yılında sen başbakanı hedef alan çok ağır yazı yazdın. Nazım, ben başbakanı savunurken. Bakın bu şimdi, çok bu programı ben ısrarla şimdi ben o söz verdik beraber yok. İsterseniz buyurun internetten bulalım. Başbakanı eleştirmek. Ama sen başbakanı şimdi bana bugün o kelimelerle eleştirmem. Ama başbakanı eleştirmek, başbakanı sanık sandalyesine oturmaya tutmaya çalışmaktan çok farklı bir şeydir. Bakın aynı bu çirkin bir takım maalesef cemaate yakın yayın organlarının yaptığı taktiği siz de burada yapıyorsunuz. İzin verirseniz ben kendi sözlerimi şunu tamamlamak istiyorum. Şimdi Türkiye'de böyle bir üstü kapalı... Şunu söylüyorum. Teessüf ederek başlamak istiyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ı hiçbir zaman hedef göstermem. Çünkü baştan beri AK Parti'yi destekliyorum. Şimdi bir hayali bir komplo. Ben de esas kurduktan sonra bir dakika Nagihan. Çünkü bu yani en ucuz şeyde çıkarın isterseniz bir tane yazı bulmuşlar. Hayır, ben onu söyleyeyim tamam. Bir tane yazı bulmuşlar çok ağır bir yazı. Onu çıkartmayacağım. İsterseniz oku. Söyledim. Şimdi bir dakika kesme baştan alıyorum. Baştan koyuyorum. İstediğiniz tekrar. Gibi vakit sizin olsun. Vakit benim olsun. Şimdi ben şunu söylemek istiyorum. Ben Tayyip Erdoğan'ı hedef almam. Cemaat de hedef almaz. Bunun bir mantıki izahı olması lazım. Öyle bir şey olması lazım ki ben bir çıkar ilişkisindeyim. Ve benim bu talebimi yerine getirmedi Tayyip Erdoğan. Ve ben onu yıkmaya çalıştım. 2011'de cemaat sonuna kadar destekledi. 2010 referandumunda da destekledi. Ben de 2011'de açıkça buralarda her zaman Tayyip Erdoğan'ı savundum. Sonra nereden birden oluyor da biz el ele bir paralel yapı kurup Tayyip Erdoğan'ın sonunu getirmeye çalışıyoruz. Yani Abdullah Gül'le Tayyip Erdoğan'ın birbirinden ne farkı var ki sözde iddia ediliyor? Tayyip Erdoğan'ı götürmek isteniyormuş. Abdullah Gül onun yerine getirilmek isteniyormuş. Şimdi bana bu son derece saçma sapan bir hadise gibi geliyor. Bu bir takım olayları mesela burada yolsuzluk veya öbür yerde KCK MİT ilişkileri, işte öbür yerde sevk edilen silahlar tır içinde. Bunları kamufle etmek için uydurulan bir komplo teorisi. Şimdi eğer buna %100 inanılıyorsa ben şunu istiyorum. Bunu açıkça çok talep ettim. Geçen seferde de. Şimdi Osman Hilmi Özdil. Kimdir bu? Şimdi gazetelerde çıkıyor. Adam Zaman Gazetesi'ne gitmiş bir kere diye arabasıyla basılıyor. Sanki bir suçmuş Zaman Gazetesi'ni ziyaret etmek gibi. Şimdi ben bunun ilişkilerini istiyorum. Yani polisle olan ilişkilerini. Mesela geçen gün Adem Yavuz Aslan'la her gün onun kardeşi konuşuyor diye yine bu gazetelerden birinde bir dezenformasyon çıktı. Adem Yavuz Aslan bugünün Ankara temsilcisi hiç tanımam bile dedi bu kişiyi. Ve iftira için şimdi savcılığa başvuruyor. Yani bu mesela şeyi diyorsun Mehmet Ali Şahin. Şimdi Mehmet Ali Şahin yalan mı söylüyor diyorsun. Ya bunun açıklaması üzerine Fethullah Gülen ve avukatı böyle bir şey yok diye cevap verdi. Ben de şimdi sana karşılıklı soruyorum. Yani Fethullah Gülen mi yalan söylüyor? Şimdi öbürü bir bilgi öyle almış olabilir. Varsa onu gizliyordur. Hayır, bir dakika. Olabilir. O öyle bir bilgi almış olabilir. Mehmet Ali Şahin'in ki gözüyle görmemiş. Ona bir bilgi gitmiş olabilir. Böyle bir dosya verildi.
Şimdi diyor ki böyle bir şey yok diyor. Bizim Yargıtay'da bir imamımız yok diye açıklama yapıyor. Ben özür dilerim, Fethullah Gülen gibi muhterem bir hoca efendiye, kendini dine vakfetmiş bir adamı böyle karışık, karma karışık bunları yıkmak üzere bir çete kurmuş. Ben bunu katiyen onun böyle bir şey yapabileceğini ve o cemaatte fedakar insanların böyle bir tertip içinde olabileceğine hiçbir zaman inanmıyorum. Peki o zaman şimdi Nazlı ben Hanım, bir dakika. Kesmek için, araya şunun için girmek istiyorum. Ben de buna inanmak istemiyorum. Çünkü ben de yıllarca Fethullah Gülen'in Türkiye için çok önemli bir dini lider olarak gördüm. Ayrıca sivil toplum alanında yaptıkları çalışmaları çok önemsedim. Bunu da yakından biliyorsunuz. Ama bir de şunlar benim kafamı kurcalıyor. Neden şayet sadece bir dini cemaatten bahsediyorsak, neden Türkiye'nin çok önemli iş adamları, iş çevreleri adeta turistik tur yaparcasına belli döngülerle Pensilvanya'ya gidip geliyorlar uzun zamandır? Neden oradan bir davet geliyor? Neden iş adamları gitmek istiyorlar? Bir dini lideri görmek için mi? Neden oradan Türkiye'nin çok kritik, hepsini yakından tanıdığımız isimlerine belli aralıklarla hediyeler geliyor? Mesela küçük halılar geliyor. Bakın aynı halıyı Türkiye'nin çok önemli holdinglerinin duvarında görürsünüz. O holdinglerin sahiplerine sorun. Gülen cemaatiyle yargının arasında hiç bağlantı yok mudur? Yoktur canım. Nereden çıkarıyorsunuz mu şimdi diyecekler. Onlar buna inanabilir. Ben kimse inanmıyor. İnanmadım. Ben gördüğüm tabloyu şimdi söylüyorum. Onlar buna ha, inanabilir. Bunları niye şimdi söylüyorum? Haklısınız. Bakın orada öz eleştiri yapıyor. Hakikaten bir korku imparatoru. Bir tereddüt var ya da konduram ama. Çünkü ben de önemsedim. Ama ben global, işte baştan başlıyorum. Barışçıl, şimdi bu tekrar Nagihan. Ya sizin zaman, zamanımız var. Buyurun. Tamam ben bir daha başlıyorum. Ben sizin cevabım sizin cephenizden nasıl ben görünüyor? Ben cevabımı da vereceğim. Şunu da söyleyeceğim. Şimdi demek ki Mehmet Ali Şahin bir duyumu intikal ettiriyor. Fethullah Gülen ve avukatı da böyle bir şey olmadığını söylüyor. Zaten şimdi Mehmet Ali Şahin şunu söylüyor. Oraya gitmiş Yargıtay'ın imamı. Demiş ki elimizde böyle bir dosya var, nasıl karar vereyim demiş. Fethullah Gülen de yine Mehmet Ali Şahin'e bakılırsa demiş ki adaletle karar ver demiş. Şimdi dolayısıyla adaletle karar ver diyen bir Fethullah Gülen yargıya sızacak ve talimat verecek. Diyecek ki mahvedeceksiniz, hükümeti yıkacaksınız. 2011'e kadar desteklediği bir hükümeti daha önce işte Mehmet Ali Şahin'in ağzıyla ve onu şahit tutarak söylüyorum. Adaletle hükmet demiş böyle bir adam. Ondan sonra diyor ki yargıya gir ve mahvet bu hükümeti. Yıkın yargı yoluyla. Asıl mesele o değil mi? Yani dolayısıyla şunu demek istiyorum. Mehmet Ali Şahin de zaten lehinde şehadet etmiş oluyor. Bir de dosyanın oraya gitmesi bir dakika, mi burada bir dakika susar mısın? Ben konuşayım her çünkü bak bir daha başa alacağım. Tamam, o yüzden tamamlayamıyorum. Yani. Şimdi yargıya böyle bir zihniyetin hakim olduğuna dair bir tevatür var. Fakat ben de diyorum ki böcek mi koydular kardeşim? 2 senedir bunu araştırıyorsunuz mit olarak. Bunu artık ispat etmeniz lazım. Kim bu böcekleri koydu? Bunu bir dedikodu şeklinde dolandırmamanız lazım aleyhte bir propaganda olarak. Şimdi cemaatin imamı dediğiniz, düşün 3 yıl önce Hanefi Avcı'nın yazdığı kitaptan alaraktan cemaatin imamı diye poliste Osman Hilmi Özdil'in ismini koyuyorsunuz. Bunun irtibatlarını ortaya koyacaksınız delilleriyle. Bir dosya hazırlayacaksınız mit olarak. Veyahut bu Yargıtay imamı, bakın Yargıtay da başvurdu, Yarsav da başvurdu. Bunun ismi meydana çıksın, bütün bu ilişkiler meydana çıksın diyorum. Şimdi senin geldiğin bu Kemalettin Özdemir meselesine. Her toplulukta ona ihanet eden insanlar olabilir. Bir Nurettin Veren olayı yaşandı 28 Şubat'ta. Bu Nurettin Veren kapı kapı dolaştı. Kapı kapı dolaştı. Eskiden Gülen cemaatinin içinde yer alıyordu. Bütün 28 Şubatçılarla işbirliği yapıp Gülen'i çok kötüledi. Ve onun yargılanırken o sırada aynı şekilde bu devlet içinde örgüt kurmaktan dolayı yargılandı 8 yıl ve beraat etti. Ama sizler o beraatı da yok saydığınız için yeni baştan aynı iddiaları dile getiriyorsunuz. Nurettin Veren'in bir benzeridir bu Kemalettin Özdemir. Bir kere bu şekilde bir camianın içinde bu kadar yer ettikten sonra buradan çıkıp bu kadar aleyhinde konuşan, bu yakışık, ben mesela Sabah gazetesinde ben kapının önüne konuldum. Ama Sabah gazetesinin aleyhinde konuşmam. Sabah gazetesinin yöneticilerinin aleyhinde konuşmam. Yayın politikasını belki eleştirebilirim. Ama şimdi gidip bir işbirliği yaparak
O içinde bulunduğu camiayı bu kadar kötülemesi. Bunun sebebi de aslında Fethullah Gülen'in hani bir ara dedik kimi kastediyor. Böyle bir ilişkisi tespit edilmiş. Aman gitme, seni takip ediyorlar diye uyardığım dediği kişi bu aslında. Hatta acaba ondan mı bana bu kadar düşman oldu, bu zaafını biliyorum dediği kişi. Bu Kemalettin Özdemir. Yani olay da böyle bir olay. Tutup da iki kişiyi göstererek bu olmaz. Neyi göstereceksin? Böceği kim koydu? Bunu ispat edeceksin. Sen diyorsun ki ben bunun savcısını nereden bulayım güvenilir? Nereden bulayım hakimini? Sen yargıya güvenmek zorundasın. Hukuka güvenmek zorundasın. Bir sürü ciddi insanlar, hukuk adamları diyor ki bu iddiayı ortaya atarsan sen bu iddiayı bir dedikoduya istinad ederek değil, ciddi olarak ispat etmek zorundasın. Bak mesela yolsuzluk dosyalarına bak. E şimdi bak ben sana bir şey göstereceğim. Yeni Şafak'ta çıkmış 18 Temmuz 2011'de. Ne diyor? Ağoğlu rüşvet verdi, oldu diyor. Yeni Şafak'ta çıkmış bu. Şimdi Yeni Şafak'ta Ağoğlu'yu hedef alan bir haber çıkınca işte diyor rüşvetin belgesi, bu daha küçük. İşte rüşvetin belgesi Yeni Şafak'ta çıkmış. Ondan sonra Türkleaks, İngiltere, İrlanda, Yeni Zelanda, Panama, Belize gibi offshore merkezlerindeki 350 tabela şirketinden iki Türk firmasına 10 ayda 6 milyar değerinde euro ve dolar yağdı. Şimdi şu 4 dakika. Şunu demek istiyorum. 9,5 dakika. Aralara Nagihan. Ben bitiriyorum. Bir dakika şunu bitirmek istiyorum. Ben şunu bitirmek istiyorum. Şunu tamamlamak istiyorum. Bir istatta bulunacaksanız bu Zekeriya Öz'ün dosyası gibi tekemmül etmiş bir dosyayla ortaya çıkacaksınız. Veyahut işte Muammer Aktaş'ınkini bilmiyorum, onu paylaşmadılar ama Zekeriya Öz'ün çok ciddi iddiaları. Bunlardan bazıları Yeni Şafak'ta çıkmış. Onu da hatırlatmak istiyorum. Gördük zaten.